de belirli sıkıntılar tabii var. Artık baz etkisi azalıyor. Bundan sonrası daha zor. Yani Şimşek geçenlerde bundan sonrası daha kolaydı ama tam tersine daha zor bir döneme giriliyor. 2025'te öyle. Herkes için daha zor. Yani Evet. özellikle sabit gelirliler, emekçiler açısından daha zor bir dönem. Yani burada yükü adil paylaştırma niyetleri olmayacağı da anlaşılıyor. O bakımdan da ciddi toplumsal gerilimlere de yol açabilir. Yani sizin söylediğiniz yatırım şeyleri, alanları Türkiye'de çok geniş değil. Yani ama işte şeyi piyasaları izleyenler bu fırsatları bir şekilde buluyorlar. Burada önerim şey olabilir. Yani borsa gibi uzmanlık gerektiren alanlara çok fazla acemilerin girmemesine yarar vardır, onu söyleyelim. Zaten epey bir Peki. çıkış oldu bu aralar. Peki. Sayın Oyan, şimdi siz oldukça deneyimli bir siyasetçisiniz aynı zamanda. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi hem Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek hem de TÜSİAD Başkanı da aslında paralel açıklamaları. Çünkü TÜSİAD Başkanı da Sayın Turan da yaptığı açıklamada enflasyonun en kötüsü geride kaldı dedi. Böyle bir değerlendirmede bulundu. Ama sizin açıklamalarınızdan anladığım kadarıyla özellikle sokaktaki vatandaş ya da dar gelirli vatandaşın asgari ücrete maaşlara bir zam beklediği bu dönemde genel olarak yeni yılda aslında bizi ne bekliyor? Gerçekten geride kaldı mı enflasyonun en kötüsü ve asgari ücrete tatmin edici bir zam yapılacak mı? Şimdi onlar yıllık bazda muhtemelen düşünüp söylüyorlar ve işin makyajı da oradan yapılıyor. Yani yıllık bazda baz etkisiyle evet azaldı ve azalmaya devam edecek. Yani yıl sonunda işte %41,5 olarak açıkladı orta vadeli. Orada mı olur? %45 mi olur? Hani 45'in altı zor gözüküyor. Ama herhalde biraz daha geriye gelecek yıllıkta ama. Fakat risk şurada, aylıkta yüksek seyrediyor. Evet. Yani bu yılın bütününe baktığınızda ilk 8 ayda sadece Haziran ayında düşük geldi. Onun da bir manipülasyon etkisi herkes gibi ben de düşünüyorum. Tam da ücretlerin ayarlanacağı bir dönemde. Ama onun dışında %3'ün altına inmedi aylıklar. Düşünün Amerika'da %2,3 yıllıkta bekleniyor. Türkiye'de aylıkta %3'ün altına inilmiyor. Bu Evet. işin kolay tarafına geldiğimiz anlamına gelmiyor. Ama psikolojik olarak şu, yani artık %75'leri falan görmeyeceğiz. Evet, görmeyeceğiz muhtemelen. Ama yani %40'lar da çifhane olarak çok yüksek. Ve buradan 2025'te %17,5'a gelmek çok 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 zor. Eğer gelinirse de ilave sorunlar çıkaracak bir durum. Diyelim ki gelindi. Yani %17,5 gerçekten elde edildi yıl sonunda önümüzdeki yıl. Bu çok önemli bir şeye tahribata da yol açabilir. O da şu. Yani bugün %50'den, 60'tan, 70'ten borçlananları düşünün. Hane halkı olabilir, şirketler olabilir. Devletin kendisi olabilir. Değil mi? Evet. %50'den borçlandığını düşünün. Hani daha makul bir oran alın. Enflasyon çok hızlı %17,5'a inerse çok büyük bir reel faiz ödüyorlar anlamına gelir. Ve bu taşınamaz büyüktür. Bu ciddi iflaslara yol açar. Yani bu kadar hızlı frene bastığınız zaman araba takla atar yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Evet. bu 17, bu %17,5 hedefine zaten varılamaz. Yani %25-30 arasındaki bir noktaya ancak inilebilir. Hani 30'un altına inmek de çok zor. Yani önümüzdeki yıl 2025'te tam tersine enflasyonda artık bu yıl olduğu gibi öyle 5 puan 10 puan birden indirdik yıllıkta. Bunları göremeyeceğiz. Artık daha yavaş yavaş yumuşak azalışlar olacak ama aylık artışlar önemli. Yani siz düşünün bir ücretliye şimdi işte şeyde diyelim %20 zam verdiniz Ocak ayında. Eğer her ay %2-3 enflasyon oluyorsa her ay olmaya devam edecekse o takdirde sizin aldığınız şey hele yılda bir kere artış yapıyorsanız %20 yılın ortasına geldiğinde erimiş olacak zaten. Evet, Yani evet. değil mi? Yani reel olarak aşılmış olacak. Dolayısıyla sabit gelir açısından bu çok ciddi şeyler, kayıplar anlamına gelir. Bir de tabii iç pazarın bu kadar daralması. Yani ücretler Türkiye toplumu çalışan kesimi %70'i.
Yani geniş kitleler arasından baktığınızda bu kadar daralması içeride talebin sonuçta dışarıya satamayan, yani ihracatçı olmayan firmalar arasında, ihracatçıları da tabii şöyle riskler bekliyor. Dünyada bir ekonomik daralma var, ihracat kapasitesi de o kadar hızlı artmıyor. Dolayısıyla iç piyasanın daralması, çok daralması, dış piyasalarda da yer yer daralmalar olması büyük sıkıntı anlamına geliyor. Hele bir de işte borçlanmışsa vesaire, bütün bunların yükleriyle bindiğinde çok ciddi şeyler, iflas tehlikeleri ortaya çıkabiliyor. Yani tabii dediğim gibi en büyük şeyi, kaçacak yeri olmayan ücretliler çekiyor, en büyük darbeyi yiyor. Çünkü fiyatlara yansıtamaz. Yani üzerine gelen yükü bir şirket en azından fiyatlara yansıtarak atmaya çalışıyor belli bir dönem. Ücretler açısından bu mekanizmalar yok. O yüzden de devletin sosyal telafi mekanizmaları getirmesi ve ücretlere üzerine baskı kurmaktan vazgeçmesi gerekir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Sağ olunuz, iyi çalışmalar diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere Sayın Oyan. Profesör Doktor Oğuz Oyan'ı ağırladık değerli izleyenler. Hem Fed'in dünkü açıklaması hem de bugün Merkez Bankası'nın faiz açıklaması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hatta Türkiye'yi yeni yılda ekonomide neler bekliyor, bu konuya da değindi ve enflasyon oranları ile ilgili bizleri bilgilendirdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi değerli izleyenler, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kararname imzaladı. Neydi? Neye ilişkindi bu kararname? 12 ilin valisini görevden aldı, onları mülkiye baş müfettişi olarak atadı ve bu haliyle de tam 16 ilde yeni vali atanmış oldu. Aplausos 16 ilde vali değişikliğini içeren Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla 12 ilin valisi de vali mülkiye baş müfettişliği görevine getirildi. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararname ile valilik görevlerine atananların tamamı geçmişte yerel yönetimlerde farklı seviyelerde görev yapmış isimler. Ataması yapılan valiler atamalardan önceki görevleriyle birlikte şöyle şekillendi. Eski Konya valisi Vahdettin Özkan Manisa valiliğine, eski Kırklareli valisi Birol Ekici Şırnak valiliğine, eski Uşak valisi Turan Ergün Artvin valiliğine, eski Isparta valisi Aydın Baruş Gümüşhane valiliğine, eski Kırşehir valisi ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın Konya valiliğine, eski İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan Amasya valiliğine, eski Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Çalgan Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel